Mikrobakterium tuberculosis dediğimiz bir bakteri tarafından oluşturılıyor verem. Özellikle eee Cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlerde Türkiye'de çok yaygın görülen bir hastalık. E, halk arasındaki ismiyle ince hastalık çünkü çok ciddi kilo verdiriyor insanlara. Kapalı alanlarda e, bağışıklık sisteminin düşmesiyle beraber bulaşıcı bir hastalık ve işte Bursa için atölyelerde, heykelde verem savaş dispanserleri hala devam ediyor. E, eski aktivitesi olmamakla beraber çok ciddi bir mücadele veriliyor ve başarılı oluyor. Dolayısıyla şu an çok karşılaştığınız bir hastalık değil. Son dönemde duyulmaya başladı gene ama eskisi kadar yaygın bir hastalık değil. Bakteri dokuyu mahvettiği için kanama ortaya çıkıyor. Hastadan öksürükle beraber kan geliyor. Hatta senetor, senatoryum dedikleri hastaneler bu iş için o dönemde oluşturuluyor temiz havada hastalar tedavi ediliyor astım hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir durum soluk alıp vermede sıkıntı yaşıyor insanlar nefes alıp veremiyor Çünkü hava giriş yolu kısıtlanıyor Tabiri caizse boğulma hissiyatı oluşuyor bu alerjik de olabilir herhangi bir moleküle polene ya da bir maddeye karşı da oluşabilir enfeksiyon sebebiyle de oluşabilir. Bronşların enfekte olması bronşit dediğimiz bir hastalık. Akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kronik bronşit dediğiniz şeyse ise 2 yıl içinde 3 ay süren belgam çıkarmayla karakterize bir hastalıktan bahsediyorsanız bu kronik bir bronşit. Bunun sonrasında da yani bu koah dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Astım bronşit ya da amfizemi kapsayan çok Yönlü bir hastalık. Aynı kalp yetmezliği gibi progresif. Yani başladığında durdurma şansınız yok. Yavaşlatabiliyorsunuz sadece. Ee, sadece ölümle duruyor. Ölüme kadar gidiyor. Akciğerlere giren hava, çıkan hava dengesi bozuluyor. Difüzyon yüzeyi kirlendiği için nefes almada, vermede ve difüzyonla alakalı e, alveollerin bozulmasıyla beraber oksijen yetersizliği başlıyor. Hasta sürekli boğuluyormuş hissiyle yaşıyor. Solunum sistemini korumak için ne yapmamız lazım? Bir kere temiz ortamlarda temiz hava almamız lazım. Kesinlikle sigara, egzoz, e, kirli hava dediğimiz şey bacalardan uzak durmamız gerekiyor. Bol bol su içmeniz lazım. Çünkü e, söyledim hani bu alveollerdeki moleküler yüzeyin e, lipoprotein yüzeyin olması açısından da önemli. Sigarayı söyledim ama nargile hani son dönemde gençler arasında yaygın tütün ürün tütün mamullerinden genel anlamda uzak durmak lazım. Her teneffüs lütfen sınıfınızı havalandırınız ve son dönemde yine Covid 19'u da düşünürseniz bol bol elinizi, yüzünüzü, burnunuzu suyla yıkayınız, hijyeninize kişisel hijyeninize dikkat ediniz. Size bol nefeste sağlıklı günler diliyorum.